Aban Bey sizinle başlayalım. Şimdi HDP'den bir uyarı var. Meral Akşener, Millet İttifakı tek aday çıkarmalı, HDP kendi adayını çıkarmalı demişti. HDP'li da uyarıyoruz, kimse HDP'yi yok saymasın açıklamasında bulundu. O açıklamayı da okuyayım. HDP'yi siyasi olarak yok saymak gibi bir gaflete kapılmasın. HDP'yi yok sayan, kriminalize etmeye yönelik Dolay dolayısıyla olası... Dolaylı da olsa bu iktidarla ortak anlayışa sahiptir. Bizim fikrimiz ortak aday önerisinin tartışılması ama isimleri değildir, ilkeleri konuşuruz dedi Sancar. Ee, İyi Parti'ye bu sert uyarı olarak algılanır mı acaba? Yani ben öyle öyle algılamıyorum. Kamuoyuna karşı yani kamuoyuna karşı bu atışmaları yapıyorlar zaman zaman İyi Parti ve HDP ama... eee sonuçta ben de hani HDP'nin yani muhalefetin HDP'ye mecbur olduğunu düşünüyorum. Eğer hani bir seçim kazanma niyetleri varsa. Çünkü HDP'siz aritmeti, aritmetiğe aykırı AK Parti Cumhur İttifakı'nı geçmeleri. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Meral Akşener'i destekleyen bir açıklaması oldu. Dün galiba dün yapmıştı da bugün ben duydum yani HDP'nin ayrı bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarması fikrinin mantıklı olduğunu olabilir. Bu sabah olduğunu söylediği ifade eden Evet. Şöyle söylüyor. Olduğu, değerli bir görüş diyor. Yani, Meral Akşener'in açıklaması için evet. dolayısıyla biz diğer paydaşlarımızla bir araya gelip oturup konuşmalıyız ifadesini kullanıyor. Evet. Yani dolayısıyla hani bu zaten şimdi Biraz önce Masum Bey de söyledi. Seçimlerin ilk turunda aynı zamanda milletvekilliği için de oy kullanılacak ve cumhurbaşkanlığı için oy kullanılacak. Yani bir vatandaş sandığa gittiği zaman aynı işte iki ayrı sandıkta oy kullanacak. Biri milletvekilliği için, biri de cumhurbaşkanı adaylığı için oy kullanacak. Şimdi burada HDP zaten hani bu nedenle de milletvekilliğindeki oylarını konsolide edebilmek için de belki Cumhurbaşkanı adayını da çıkarmak durumunda kalacak. Yoksa Cumhurbaşkanı adayı çıkarmazsa belki HDP seçmeni işte ittifakın ortak adayına oy vererek milletvekilliğinde de HDP'ye oy vermekten imtina edebilir. Gene işte Cumhuriyet Halk Partisine ya da işte başka bir partiye kayabilir milletvekilli seçiminde gibi. Dolayısıyla ben bunu hani bir aslında zımni bir anlaşma var gibi görüyorum ben HDP ile diğer Millet İttifak Partileri arasında. Ama kamuoyuna karşı kendi tabanlarını konsolide etmek için zaman zaman bu tür sürtüşme görüntüsü veriyorlar diye de düşünüyorum. Peki Hilmi Bey siz ne diyeceksiniz? Çünkü Sayın bugün yaptığı... Millet İttifakı HDP'ye mecbur çünkü mu? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun... Buyurun Şaban Bey tamamlayın evet. siz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı o işte hani Meral Akşener'in Görüşü değerli bir görüş açıklaması da işin oraya doğru gittiğini gösteriyor. Katılıyor musunuz Selmi Bey buna? Şimdi ben katılıyorum bu görüşe. Şaban Bey ile çok aynı görüşte olmasak da bu görüşe katılıyorum çünkü. Okey Hep beraber. Bey açısından şey bakıldığı de. zaman. E, bu ittifaklar açısından bakıldığı zaman Millet İttifakı içerisinde sayılınca e, şey e, HDP rahatsız oluyorlar. Dolayısıyla ben hayır blok olarak e, niteliyorum bu bloku <laughs> ve hayır blok içerisinde de HDP de var. Bu açıklamada bu HDP'nin e, açıklaması da Sayın Meral Hanım da sanki yokmuş gibi e, ya da onlar dışarıdaymış gibi e, yapması da e, bunu e, gölgelemiyor ya da yok saymamıza sebep olmuyor. Zira e, bu blok ya da bu ittifak e, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından 16 Nisan 2017 halk oylaması sürecinde kurulmuştur. E, bir hayır blokudur. O blok içerisinde e, AK Parti içerisinde siyaset yapan ve onlara oy verme eğiliminde olan AK Parti içerisindeki isimler de diğer taraftan ee, işte Akşener ve onunla birlikte hareket etme eğiliminde olan e, MHP'liler de dahildi o blok içerisinde. Sonraki süreçte de onların partileşme ve ayrışma süreçleri de kendisini gösterdi. Gün yüzüne çıktı. Şu an aç açısından bakıldığı zamanda da e, evet bu zımni bir gö görüntü e, ya da ittifak e, olarak değerlendirilebilir. Ama netice itibariyle e, burada... Eğer az önce Masum Bey de söyledi HDP aday gösterecektir dedi HDP'nin aday gösterilmesi konusunda bir irade ortaya koyarsa şey Hayır bloku o zaman net bir şekilde seçimin ikinci tura kalmasını kabullenmiş ve satın almışlar demektir Eğer seçimi ilk turda almayı garantileyecek bir aday la çıkmak isterlerse ki burada ortak aday üzerinde bir mutabakatlarının olduğunu bir önceki seçimde de bunu denediklerini ancak bu noktada Muharrem İnce ve Akşener'in çıkışıyla engellendiğini biliyoruz. Ancak Akşener de defalarca ortak aday için fedakarlık yapma noktasında bir irade ortaya koydu. Bu sefer ortak adaylı çıkmasına karşı Akşener bu konuşmalarından mütevellit kendisini uzak tutamaz. Ortak adaya destek olacaktır. Bu açıklamalar ya da buna benzer birçok açıklamada hem tabanlı konsolide etme, zaman zaman da HDP'ye sıcak mesajlar verirken de acaba ben ortak aday olursam HDP tabanından oy alabilir miyim kaygısıyla yapılmış açıklamalardır. Ama ortak aday kim olur derseniz asıl soru budur. Ortak aday kim olur derseniz ortak adayın Olabilecek isimleri e, konuşabiliriz. Az önce dedim Kemal Bey iyi bir ortak aday olabilir. Çünkü hem İyi Parti tabanından hem e, işte e, HDP, HDP tabanından oy alabilme potansiyeline sahip e, Ender e, muhalefet bloku içerisindeki isimlerden birisidir. Akşener taraftan peki Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylar mı? onaylar, seve seve onaylar ki kendisi de o aday olmak istiyor. Ama eğer Kılıçdaroğlu olmasaydı şu an Akşener siyaset sahnesinde bu kadar etkin bir yerde olamazdı. Siyasetini ve varlığını Akşener bir yerde Kılıçdaroğlu'na borçludur. Neden? Bunun birçok sebebi var. Bir, 20 milletvekili örneği var. Hayır blok içerisinde birlikte hareket etme süreçleri var ondan önce. Diğer taraftan Yerel seçim öncesinde 20 büyük şehirde Cumhuriyet Halk Partisi ki ya 100 yıllık bir asırlık tarihi olan bir parti aday göstermeyerek tarihinde ilk kez aday göstermeyerek 20 büyük şehri İyi Parti'ye bırakmıştır. Dolayısıyla İyi Parti'nin belli bir oy oranında tutunmasını sağlamıştır. Ben o dönemde yerel seçim öncesinde bu ittifaklar belli olmadan önce görüştüğüm bazı İyi Partililer vardı. %3-5 oy alırsak iyi diyorlardı çünkü e, Hayır Blok içerisinde yer aldıkları için HDP e, pardon İ Parti seçmenlerinin e, çoğu e, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy vereceklerini söylüyorlardı yaptığımız araştırmalarda sonuç itibariyle e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerdeki e, İ Parti'ye 10 büyük şehri vermiş olması e, İ Parti'nin oransal olarak tutunmasını daha sonra... Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı büyük şehirlerde de belli kadroları iyi partililere vermesi, efendim belli işleri onlara vermesi ve oradan da iyi partililerin belli ölçüde beslenmeler neticesinde iyi partinin bir taban tuttuğunu da söylemek mümkün. Yani özetle ve tekraren Meral Hanım e, siyasetteki başarısını Kemal Bey'e borçludur.